Gençler selamlar, ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 6. haftanın içerisindeyiz. Konumuz, tek konumuz var. Çarpanlar ayırma ve bu videoda bu konuyu işleyeceğiz. Umarım ödevlerinizi tam manasıyla yapıyorsunuzdur. Çünkü arkadaşlarım bu ödev verdiğimiz kitabı çözdüğünüz takdirde gerçek manada hem yeni nesil sorulara alışkanlık sağlamış olacaksınız hem de sevgili arkadaşlarım matematiğinizi belirli alt düzeylerden alıp biraz daha yukarı çekebileceksiniz. Dolayısıyla bu verdiğimiz ödevler çok mühim, çok elzem. 6. haftanın da içerisindeyiz. 5 haftayı geride bıraktık. Bayağı da uzun bir süre. Artık 6. hafta diye devam ediyoruz. Kampımız da yarılamış varsayılabiliriz arkadaşlar. Yani 6. hafta toplamda yanlış hatırlamıyorsam bir 14 hafta falan olması lazım. Aynen 14 hafta. Neredeyse yarıladık, haberiniz olsun. Çarpanlar ayırma konusuna vakit kaybetmeden başlayalım. Senin de daha fazla vaktini çalmayayım. Şimdi burada bir tanımımız var. Tanımda doldurmamız gereken yeri de dolduralım. Neyin tanımı olduğunu yazalım. İçindeki değişkenlerin her değeri için doğru olan eşitliklere arkadaşlarımız ne diyoruz? Özdeşlik diyoruz. Sen de yazabilirsin. Özdeşlik diyoruz. Yani örnek veriyorum. Nasıl bir özdeşlik yazalım? Şöyle yazalım. A kare eksi B kare eşittir A eksi B çarpı A artı B. Sen buraya AB değeri olarak ne yazarsan yaz, eşitlik her zaman sağlanacaktır. Mesela A gördüğümüz yere 5 yazalım, B gördüğümüz yere de 3 yazalım. 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9. Burası ne yapar? 16. Eşittir. Bak şimdi 5 eksi 3 çarpı 5 artı 3. Dediğimiz takdirde 2 çarpı 8 de 16 yapacaktır. Ve bundan kaynaklı bu iki kare farkı özdeşliğidir diyoruz. Denklemle karıştırılmasın yani. Bunlar birer özdeşlik. İkinci tanımımız ne? Bir pozitif doğal sayı olmak üzere. Yani sıfır haricindeki doğal sayılar olmak üzere. En ince dereceden bir ifadeyi. Daha küçük dereceden iki veya daha fazla ifadenin çarpımı biçiminde yazma işlemine ne diyoruz? Çarpanlara ayırma diyoruz sevgili gençler. Yani elimizde tek düze bir ifade var. Herhangi iki ifadenin çarpımı falan değil. Görüntüsü o. Ve biz bu ifadeyi ne diyoruz bakın en ince derecedenken daha küçük dereceden iki veya daha fazla ifadenin çarpımı biçiminde yazma işlemine. Yani ben bunu çarpanlar halinde yazıyorum. Ve bu işlemin ismine de çarpanlara ayırma diyorum. Yani bir ifadeyi hadi bunu çarpanlarına ayıralım dediğim takdirde işte bu işlemi yapacağız sevgili gençler. Notumuza bakalım. AB ile BC'nin toplamı veya farkı. Şimdi görüyorsunuz ki burada B var ve B var. Ve ben ikisinde de iki ifadede de B olduğu için bunu B çarpı parantezi açtım. Burada ne kaldı? A. Burada ne kaldı? B. A. Eğer aradaki artıysa artı diyorsunuz. Eksi ise eksi diyorsunuz. Ve burada da ne kaldı? C kaldı sevgili gençler. B parantezinde A artı C dediğiniz zaman veya A eksi C dediğiniz zaman işte buradaki ifadeyi çarpanlarına ayırmış oluyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Örneğimize bakalım. Şimdi önce x'lere göz atalım. X üzeri 4, x üzeri 3 ve x üzeri 2. Burada 4 tane x'in çarpımı var. Burada 3 tane, burada 2 tane. Hepsinde olan bir şey var ki 2 tane x. Yani bunların çarpımı da x kare. O halde burada x kare çarpanı var, burada x kare çarpanı var, burada x kare çarpanı vardır deriz. Geçelim sayılar kısmına. 12, 4 ve 10. Hepsi çift sayı olduğu için hepsinde de bir 2 çarpanı vardır. Dolayısıyla bak burası 2 çarpı 6'dır. Burası 2 çarpı 2'dir. Burası da 2 çarpı 5'tir. Ortak olanlar bir x kare var, x kare var, x kare var, 2 var, 2 var, 2 var. Geriye kalanlara bakacak olursanız 6, 2 ve 5 bunların içerisinde ortak bir çarpan olmadığı için artık ben diyorum ki 2x kare bizim ortak çarpanımızdır. 2x kare parantezini alırsanız şurada ne kalır? Bir 6 kalır. Bir de tabii şuradan x üzeri 4'ten x kareyi çalarsam burada da bir x kare kalacaktır. Önündeki eksiği unutmuyorsunuz. İkisini çalmıştım 2 kaldı. X karesini çalmıştım x kaldı. Artı ikisini çaldım 5 kaldı. Bir de x karenin tamamını aldığım için artık bir şey kalmadı diyebiliriz. İşte sevgili gençler 2x kare
parantezinde 6x kare eksi 2x artı 5. Buradaki dördüncü dereceden ifade, bakın dördüncü dereceden bir ifadeydi. Burası ikinci dereceden, burası da ikinci dereceden bir ifade. Nereden anlıyoruz bunları? Şuradan. İkinci dereceden iki ifadenin çarpımı biçiminde yazdım. Aslına bakarsanız ben bunu şu an çarpanlarına ayırmış oldum. Devam. 8x kare parantezinde 3x artı 7 eksi 6x çarpı 3x artı 7 bu ifadeyi çarpanlarına ayır demiş. Şimdi gördüğünüz üzere zaten 3x artı 7 her iki ifadede de mevcut. Ekstradan bak burası x çarpı x, burası da x var. Demek ki x'ler de ortak. Bir de sevgili gençler burada neyimiz var? 8 ve 6 var. İkisi de çift sayı olduğu için burası 2 çarpı 4, burası 2 çarpı 3. İkiler de ortak diyeceğiz. Şimdi o halde önce bir 3x artı 7 parantezine alalım ifademiz. 3x artı 7 parantezinde burada kalan şey 8x kare. Şurada kalan şey de 6x'ti. Bir de ne demiştik? Şurada 2x, buradaki 2x de ortak. O zaman 3x artı 7 parantezinde, daha sonrasında bir de 2x parantezinde şurada ne kalır? 2x'i çıkarırsak 4x kalır. Şurada ne kalır? 2x'ini alırsak 3 kalır. İşte sevgili gençler 3x artı 7 çarpı 2x çarpı 4x eksi 3 buradaki ifadenin çarpanlarına ayrılmış halidir. Ve gördüğünüz üzere hepsini çarpım halinde yazdık. Bu şekilde ayırmayı başardığınız zaman bu ifadeyi de çarpanlarına ayırmış oluyorsunuz. Devam edelim sağ üst tarafla. A küp artı a kare eksi a eksi 1 ifadesini çarpanlarına ayır. Şimdi biz ne öğrendik az önce? Bütün ifadelerde de ortak olan bir şey vardı ama şunda, şunda, bunda a çarpanı varken burada hiçbir çarpan yok. Demek ki bazen karşımıza bu tarz örnekler de gelecek. Ve bu tarz ifadelerle karşı karşıya kaldığınız takdirde şunu yapacaksınız. Gruplayacaksınız önce, daha sonrasında çarpanlarına. Mesela ben burada a küp ve a kareyi bir aldım ve eksi a eksi 1'i de ayrı bir şekilde alacağım, değerlendireceğim. Şu ikisinde ortak olan şey a karedir. A kare parantezinde burada a kalır, burada da 1 kalır. Bir şey kalmadığı için. Daha sonrasında şu ikisinde de önünde eksi olduğu için eksi parantezinde a artı 1 derseniz bakın eksi içeri dağıttığımız takdirde eksi a eksi 1 geliyor. Ve artık güzel bir şey de keşfettik. Nedir bu? A artı 1'imiz var ortak. E madem öyle a artı 1 ortak çarpan parantezinde şurada ne kalır? A kare. Şurada ne kalır? Eksi 1. Şimdi a kare eksi 1'i de tabii ki çarpanlarına ayırabiliriz ama ifademizi bu şekilde bıraktığımız takdirde de ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış oluyorum. Neden? Çünkü birinci dereceden ve ikinci dereceden iki ifadenin çarpımı biçiminde yazabildim. İfademiz üçüncü derecedendi gördüğünüz üzere. Biz ne yaptık? Birinci dereceden ve ikinci dereceden iki ifadenin çarpımı biçiminde yazabildik. O zaman bu ifadeyi çarpanlarına ayırdık diyebiliriz. Biz bu ifadeyi öğrenmek isteyenler için ki zaten konumuzun devamında da göstereceğiz. 2 kare farkı yardımıyla a kare eksi 1'in karesi dersem bu da a eksi 1 çarpı a artı 1 diye ayrılabilirdi. Doğal olarak da a artı 1 çarpı a eksi 1 çarpı a artı 1 biçiminde de bu ifade 3 tane birinci dereceden ifadenin çarpımı biçiminde de yazılabilirdi. Bu da bir çarpanlara ayırma şeklidir. Bu da bir çarpanlara ayırma şeklidir. Haberiniz olsun. Devam. X üzeri 5 eksi 3x küp eksi 2x kare artı 6 ifadesini çarpanlara ayır demiş bize. Bakalım nasıl ayırabiliriz? Öncelikle sevgili gençler şöyle bir şey yapılabilir. Burada gördüğünüz üzere bir x üzeri 5 var, eksi 3x küp var, eksi 2x kare var ve 6 var. Ben bunları nasıl gruplasam benim işime gelir diye bir düşünelim. Öncelikle mesela şu ikisini sevgili gençler. 2 parantezini almış olursak, hatta eksi 2 parantezini almış olursak, burada bir x karemiz bir de eksi 3'ümüz kalır. Eksi 2 parantezini aldığım için eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığın zaman 6'yı verir zaten. Dolayısıyla bunu bu şekilde eksi 2 parantezini aldım. Burada da ortak olanlar x küp olduğu için x küp parantezinde şurada bir x kare kalır, burada da eksi 3'ümüz kalır. Demek ki doğru bir şeyler yapmışız. Neden? Çünkü burada gördüğünüz ortak olan ifadelerin çarpanlarını ayırabiliriz. X kare eksi 3 ortak çarpan parantezini alacağız. Burada ne var? X küp. Burada ne var? Eksi 2. İşte sevgili gençler bizim ifademiz 5. derecedendi.
Ve ben bunu ikinci dereceden ve üçüncü dereceden iki ifadenin çarpımı biçiminde yazmayı başardım. O halde çarpanlarına da ayırdık diyebiliriz. Notumuza bakalım. Notumuzun ismini de kenara yazın. İki kare farkı özdeşliği arkadaşlarım. Bunu çok kullanırsınız. Yani AYT matematiğinde bile kullanacaksınız. İşte trigonometride kullanırsınız, logaritmada kullanırsınız, dizilerde kullanırsınız, türevde kullanırsınız, limitte kullanırsınız, her yerde kullanırsınız, integralde bile kullanırsınız. Dolayısıyla bu çok önemli bir özdeşlik. Asla ama asla unutmamanız gereken bir özdeşlik. Çünkü ben genelde a kare eksi b kareyi hani böyle durumu biraz daha zayıf olan öğrencilere anlatırken neydi bunun açılımı dediğim zaman hemen bana şeyin açılımını yapıyor. İşte hocam a kare artı 2ab artı bu böyle bir şey değildir arkadaşlar. Karıştırmayın birbirine. Bunun ismi iki kare farkı, isminden de anlaşılıyor bakın. Bir tane ifadenin karesi başka bir ifadenin karesi ve onların farkı var. Demek ki iki kare farkı ismi de buradan geliyor. Örnek olarak 36x kare eksi 16 ifadesini çarpanlarına ayır demiş. Şimdi bak bu neyin karesi? 6x'in karesi değil mi? 16 da biliyorsunuz ki 4'ün karesi. O halde ben bu ifadeyi şöyle çarpanlarına ayırabilirim. 6x eksi 4 çarpı 6x artı 4 biçiminde yazarsam burada gördüğümüz 6x kare eksi 16 denen ikinci dereceden ifadeyi birinci dereceden iki ifadenin çarpımı biçiminde yazdım ki gerçekten bunu da dağıttığınız zaman aynı ifadeyi tekrardan bulmuş olacaksınız. Bir diğer örnek, x üzeri 4 neyin karesidir? X karenin karesi değil mi? Eksi 81 neyin karesi? Hocam bu da 9'un karesi. Ne güzel. O zaman ben bunu x kare eksi 9 çarpı x kare artı 9 biçiminde çarpanlarına ayırırım. Hatta ve hatta durumu biraz daha ileri götürelim senle. Bak bu x'in karesi, bu da 3'ün karesi. X kare eksi 3'ün karesi de varsa ben bu ifadeyi de x eksi 3 çarpı x artı 3 biçiminde çarpanlarına ayırırım özdeşliğime göre. Buraya hiç dokunamayız çünkü artı var arada. X kare artı 9 derseniz bu ifadeyi de bu şekilde çarpanlarına ayırmış olursunuz. Tabii ki şu şekilde de çarpanlara ayırmak mümkün. Bunu biraz daha devam ettirip ben bir de bu şekilde çarpanlarına ayırmış oldum. 64. sayfamızın sonuna geldik. Devam ediyorum 65. sayfayla. A eksi B'nin karesi ve A artı B'nin karesi özdeşlikleri. Bunlar da arkadaşlar tam kare ifadeler diyebilirsiniz. Tam kare özdeşlikler diyeyim. Ve bu tam kare özdeşliklerde de sevgili gençler iki ifadenin farkının karesi veya toplamın karesi diyebilirsiniz bunlar. Toplamın karesine önce bakmak istersek şuna birinci ifade, buna ikinci ifade derseniz A1 ve B ikinci ifadeyken birincinin karesi artı birinci ve ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bunun eksilisinde de tek fark sadece şunlar arkadaşlar. Birincinin karesi, ikincinin karesi ve birinci ile ikincinin çarpımının iki katının eksilisi. Bunu da unutmuyorsunuz. Şimdi mesela x kare eksi 40x artı 400 ifadesinin en sade halini bulunuz. Yani çarpanlarına ayıralım bunu istiyoruz. Öncelikle sevgili gençler x'in karesi var. Eksi formüle göre 2 çarpı birincisi x'ti. İkincisi de o zaman ne olur? 2x'den 40 elde etmek için, 40x elde etmek için 20 olur. Artı 400 de zaten 20'nin karesi olduğuna göre demek ki bu x eksi yani birinci eksi ikincinin karesinin açılımıymış diyeceğiz. Ve artık biz bu ifadenin, yukarıda verilen ifadenin en sade halini bulmuş oluruz. Devam edelim. S kare eksi 6s artı 9 ifadesinin en sade halini bulmuş. Burada birinci ifademiz bizim s. S kare eksi bakın şuraya 2 çarpı s çarpı ne yazarsam 6s olur. Tabii ki 3 6s oldu. Artı bir de 3'ün karesi zaten mevcut burada 9. O halde demek ki bu neymiş? Birinci eksi ikincinin parantez karesiymiş. Ve böylelikle ifademizin en sade halini bulmuş olduk diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum. Bakın şuradaki 4p kare dediğimiz ifade aslına bakarsanız 2p'nin karesidir. Yazdım. 2p'nin karesi. Eksi 2 çarpı. 2p çarpı. Bak şimdi burası 4p oldu.
Burası 4P oldu. 4P'den 12PQ elde edebilmek için bize bir 3Q lazım değil mi? Evet lazım. Artı bir de yanında 3Q'nun karesi varsa tadından yenmeyecek ki var. 9Q kare. Madem öyle bu birincisi 2P, ikincisi 3Q. Bir de bunların farkı çünkü burada eksi var. Farkının neymiş? Karesiymiş diyeceğiz. Ve böylelikle burada gördüğümüz karmaşık görünen ifadeyi bu şekilde daha sade bir biçimde yazmış olduk sevgili gençler. Devam ediyorum. 4 üzeri 27 artı 4 üzeri 1000 artı 4 üzeri x ifadesini tam kare yapan en büyük x değeri kaçtır diye soruyorum. Öncelikle buradaki 4 üzeri 27 şu an herhangi bir şeyin karesi. Yani 4'ün herhangi bir kuvveti veya 16'nın herhangi bir kuvveti şeklinde yazamayacağız. O halde ben bu 4'ü 2'nin karesinin 27. kuvveti diye yazmayı başarırsam burası 2 üzeri şu ikisinin çarpımından kaynaklı 54 olacaktır. O zaman ben bunu 2 üzeri 54'ü şu şekilde de ifade edebilirim. Artık bu 2 üzeri 27'nin parantez karesidir. 2 üzeri 27'nin karesi artı 2 çarpı 2 üzeri 27 dedim. Tamam mı? Bak 2 çarpı 2 üzeri 27 dedim. Çarpı bu ikisinin çarpımı ne yapar? 2 üzeri 28 yapar. Bize ne lazım? 4 üzeri 1000. Yani 2 üzeri 2000 lazım. Üstünü 2 ile çarptım. Yani 2'nin karesinin 1'inci kuvveti sonuç olarak. 2 ile 1000'i çarparsam da 2000 gelecekti. Şimdi bana ne lazımmış demek ki? Şu kısma 2 üzeri 2000 gelmesi için 2 üzeri 2000'den 28'i çıkaracaksın ki bulasın. 1972 lazım. 2 üzeri 1972 dedik sevgili gençler. Ve artı eğer şu kısımda da 2 üzeri 1972'nin eğer karesi olursa, eğer bu şekilde olursa ben 4 üzeri x'i de elde etmiş olurum. Peki bakalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesinden gelecek bu. Ve ben 2 üzeri 1972'nin karesini şu şekilde 2 üzeri 2'nin 1972. kuvveti diye de yazabilirim. Ve bu 4 üzeri 1972'nin ta kendisidir. Burada da 4 üzeri x yok muydu? O zaman artık ben x'in alabileceği aslında maksimum değeri bulmuş olurum. Çünkü 2'nin kuvvetinden ilerledik. Demek ki sevgili gençler x'in alabileceği değer neymiş? 1972'ymiş diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer sorumla sağ üst tarafta. A kare artı 8a artı n eşittir x artı m'nin karesi olduğuna göre n artı m ifadesi kaça eşittir? Şuradaki x değil arkadaşlarım. A mı olsun bakalım. Tamam a olsun aynen. N artı m ifadesi kaça eşittir diye sorulmuş. Öncelikle ben şunun karesini açarsam yani a artı m'in karesinin açılımını yaparsam şöyle diyeceğim. A kare artı 2 çarpı a çarpı m artı m'nin karesi diyeceğim. Ve bu neye eşitmiş yukarıda? Şuna. Yani a'nın karesi artı 8a artı n'ye de eşitmiş. Öncelikle 2 çarpı a çarpı m eğer 8a'ya eşitse buradaki m 4'ten başka bir şey olamaz. Çünkü 4 çarpı 2a 8a yapar. Demek ki m'yi bulduk 16. M 16 ise m kare yani 4'ün karesi kaçtır? 16'dır. Demek ki n kaçmış? M kareye oradan da 16'ya eşitmiş. Şimdi ben n'nin 16 olması gerektiğini, m'nin de 4 olması gerektiğini bulduğuma göre bu ikisinin toplamının cevabı verir. Cevabımız 20'dir diyeceğiz sevgili gençler. Devam. A artı 1 bölü A artı 1 6 olduğuna göre A artı 1'in karesi artı 1 bölü A artı 1'in karesi ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle benim şuradaki A artı 1, 1 bölü A artı 1'in karesini alarak şurayı elde edebilirim. Fakat buradaki A'nın karesini alarak A artı 1'in karesini elde edemeyiz. O halde ben derim ki buraya 1 ekleyelim. Eşitlik bozulmasın diye buraya da 1 ekleyelim. Böylelikle elimizde A artı 1 artı 1 bölü A artı 1 eşittir 7 gibi bir eşitlik meydana gelir. Soruyu biraz değiştirdik. Ama hala aynı soru. Hala bu soruluyor. Gelin bu iki ifadenin her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi A artı 1'in karesi yapar.
artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci ve artı ikincinin karesi, yani 1 bölü a artı 1'in karesi. Hocam 1'in karesini niye almadınız? 1'in karesi 1 zaten, o yüzden almadık. Ve 7'nin karesi 49. Şimdi bize sorulan şeyler aslında bir bakıma ortaya çıkmış oldu. A artı 1'in karesiyle 1 bölü a artı 1'in karesinin toplamı sorulmuştu. Ama fazladan elimizde şurası geçti. Şu kısım geçti. Ve bu kısımda da gördüğünüz üzere a artı 1'ler 1'i çarpım 1'i bölüm durumunda olduğu için gider. Ve 2 kere 1'den bu sarı kısım 2'ye eşitmiş deriz. Ve bu 2'yi de karşıya atacak olursanız artık elinizde a artı 1'in karesiyle 1 bölü a artı 1'in karesi yalnız kalmış olur. 49'dan da bu artı 2'yi karşıya atarsak eksi 2 diye geçecek ya, çıkarırsanız 2 47 kalacaktır. Ve bu sorumuzun cevabı da 47 olacaktır deriz sevgili gençler. Örneğimize bakalım. 65. sayfanın son örneği. L eşittir x kare eksi 8x artı 11 ifadesinin alabileceği en küçük değer. Şimdi burada biraz mantık yürütmemiz lazım. Öncelikle x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı 4 dersem ancak 8x olur. Artı bir de 4'ün karesi dersem 16. Böylelikle sevgili gençler şu kısım neye eşit olmuş olur? X eksi 4'ün tabii ki karesine eşit olmuş olur. Peki ama burada 11 vardı, biz 16 bulduk, demek ki bir de 5 çıkaracağız. O zaman buradan da 5 çıkarırım. Ve işte L dediğimiz değer madem yukarıdaki L'ye eşit, alttaki de L'ye eşittir diyebiliriz. Ve artık şöyle bir cümle kurmamız lazım. X eksi 4'ün karesi dediğimiz ifade sonuç olarak bir ifadenin karesi. Ve bir sayının karesi en küçük kaç olabilir arkadaşlar? Tabii ki 0 olabilir. Bana da en küçük değer sorulmuştu zaten. Demek ki ben x'i 4 kabul edeceğim ve burasının değeri 0 olacak. Eksi 5 derseniz L'nin en küçük değerini bulmuş olursunuz. Yani L minimum böylelikle kaç olur? Eksi 5 olur sevgili gençler. Cevabımız da bu şekilde ortaya çıkmış olur. Devam ediyorum 66. sayfamla. Bir M sayısı verilmiş ve bu eksi x kare artı 8x artı 8 ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi M'yi yazdım. Eşittir dedim. X'i parantezine aldım hepsini. Şurada x karemiz kalır. Bu artı eksi olacaktır. Bu artı da yine eksi olacaktır. Şimdi bana M'nin maksimum değerini soruyorsa aslına bakarsanız şu kısmın minimum değeri de soruluyor diyebiliriz. Çünkü ben minimum olan bir sayıyı eksiyle çarparsam maksimum sayıyı da bulmuş olurum o ifadenin alabileceği. Güzel. Az önceki sorumuz da aynı olmuş oldu yani. Ben burayı birincinin karesi x kare eksi 2 çarpı x çarpı 2 çarpı birinci çarpı ikinci yine 4 olmalı. Artı 16 yazmam gerekiyor ama bana ne lazımdı? Eksi 8. O halde ben buradan 24 çıkarmalıyım ki eksi 8'i tekrar elde edelim. Ekleyip çıkarma gibi bir şey yaptık aslına bakarsanız. Ve şuradaki ifademiz x eksi 4'ün karesi olmuş oldu. Bir de eksi 24'ümüz var. Tabi dışarıdan eksimiz vardı ve m buna eşitti. Şimdi ben buranın en küçük değerini bulacaksam yine x'e ne vermem lazım? 4. Demek ki burası eksi 24 olacak. Çünkü burası 0 olur sevgili gençler. Şu kısım 4'ü verirsek. Eksi 24'ün eksilisi de 24 olur ve bu da M'nin maksimum değerine eşittir diyebiliriz. Aslına bakarsanız sorular birbirine çok benziyordu. Son çözdüğümüz iki soru. S sayısı x eksi 4'ün karesi artı x artı 6. Bu toplamda S'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ben S'nin alabileceği en küçük değeri bulabilmek adına hocam burayı hemen sıfır yapmamız lazım. Dolayısıyla da şurası işte 4 artı 6'dan 10'dur demeyeceğim. Bunu yapmamız lazım? Açmamız lazım. X eksi 4'ün karesini bir açalım. S eşittir. Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı katı artı 4'ün karesi 16 artı x artı 6 dedim. Sonra da bu x kare eksi bak 8x artı x'ten 7x geldi. 16 artı 6'dan da ne gelmiş oldu? 22 gelmiş oldu. Bizim elimizde böyle bir ifade var. Ve bu s'ye eşit. Ve ben bunun en küçük değerini bulacağım. Şimdi şöyle diyelim. Birincinin karesi eksi
2 çarpı birinci çarpı. Ben bu 2x'i neyle çarparsam 7x olur. Tabii ki 7 bölü 2 ile. İşler biraz değişecek yani. Artı 7 bölü 2'nin karesine peki? 49 bölü 2'dir diyeceğiz. Ve 49 bölü 2 yok bizde. Ne var? 22 var. Ben burayı 22 yapmak için ne yapmam lazım? Tabii ki 5 bölü 2 çıkarmam lazım. Çıkarırsanız 44 bölü 2 gelir ve 22 eşittir. Yani bu hala S olmuş olur. Bu da sevgili gençler S eşittir. X eksi 7 bölü 2'nin tabii ki karesi olmuş olur ve yani şu turuncuyla gösterdiğim kısımdır burası. Ve bu da 5 bölü 2'dir. Eksi 5 bölü 2. Şimdi karesi alınmış bir ifadenin en küçük değeri neydi? Tabii ki sıfırdı. O zaman S'nin en küçük değeri ne olacakmış? 0 eksi 5 bölü 2'den eksi 5 bölü 2 olacakmış. İşte bizim en küçük değerimiz az önce kafadan sallayarak yaptığımız 10 değil, eksi 5 bölü 2'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer örnekle. Bir P sayısı, H sayısı verilmiş. X kare artı Y kare eksi 6, X artı 6, Y artı 2. H'ın alabileceği en küçük değer sorulmuş. Şimdi ben H'ı şöyle yazacağım. X kareyi kullanacağım. Yanına eksi 6x'i kullanacağım. Ve bunun yanına da x kare eksi 6x. Bak birincinin karesi x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı 3 lazımdı. Demek ki 9 olursa işe yarar. Artı y kareyi kullandım. Artı 6y'yi kullandım. Bir 9 daha lazım. Bu da y artı 3'ün karesi gelsin diye. Şimdi ben fazladan ne ekledim buraya? 9'u ve 9'u yani 18. 18 ama 2 olması için tekrardan yukarıya eşit olması için ne lazım? Tabii ki burası 18 ise benim buradan 16 çıkarmam lazım ki 18 eksi 16'dan yine yukarıdaki 2 gelmiş olsun. O halde diyorum ki şu kısmı gördünüz, bir de şu kısmı gördünüz. Artık buralara diyeceksiniz ki h eşittir x eksi 3'ün karesi artı y artı 3'ün karesi eksi 16 diyeceksiniz. Karesel bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Karesel bir ifadenin alabileceği en küçük değer yine sıfırdır. O zaman h'ın alabileceği en küçük değer 0 artı 0 eksi 16'dan ne olacaktır? Eksi 16 olacaktır sevgili gençler. 66. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçtik. Ve diyoruz ki x kare artı y kare artı 6x eksi 10y artı 34 eşit 0 eşitliğini sağlayan x, y tam sayı ikilisi için x kere y kaçtır diye soruyor. X kareyi aldım. Yanına 6x aldım. Yanına da mecburen artık 9'u almam gerektiğini biliyorum. 6x de kullandık. Peki artı y kareyi aldım. Eksi 10y'yi aldım. Yanına da 25'i kullanayım ki çünkü burası eksi 2 çarpı y çarpı 5. 5'in karesi 25. Tam kare olsun. Şimdi dikkat ettiyseniz bir 9 bir de 25 kullandık. Bunların toplamı 34. Zaten 34'tü. Demek ki hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Eşittir 0 diyeceğiz artık. Peki şu kısım nedir? Hocam bu kısım x artı 3'ün karesidir. Şurası o da y eksi 5'in karesidir. Eşittir 0'sa bunu sağlayan tek şey şudur. Bunun da 0, bunun da 0 olması ki 0 artı 0'dan 0 gelsin. Burası 0'sa x eksi 3'tür. Burası 0'sa y 5'tir. Ve x kere y sorulmuş. Ben bunları çarparsam cevabı eksi 15 bulurum sevgili arkadaşlar. Evet. Bu noktadan itibaren bir sonraki videoya aktaralım konumuzu. Zaten yaklaşık 2,5 sayfa gibi bir kısım çözdük. Toplamda 5 sayfalık bir PDF'imiz vardı. Konumuzun geri kalanını da diğer videomuzda anlatalım sevgili gençler. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.